Valla ben Allah razı olsun o kadar samimi buluyorlar ki beni. Her gittiğim yerde ya bir şeyler yiyorum ya gel diyorlar. Yani belli çok yemişsin. Efendim Karadeniz televizyonlarının, Karadeniz radyolarının ve sahnelerin yani yöresel günler, festivaller, etkinliklerin vazgeçilmez ismi Fatma Şentürk. Benim de manevi Yaşar kardeşim. Çok takılırım. Zaman zaman ağlatırım. Zaman zaman yani bakın o kadar samimiyim ki zaman zaman artık bunalır ağlar yani o kadar benim tek için kıymetli. Konuşmasına izin verdiğim insan Ahmet evet, Güngör. Allah razı olsun. Fatmacığım hoş geldin. Hoş abi. Bulduk. Bugün yine o muhteşem sunumunla bazen travmalar ilerleyip göstereceksin. İnşallah hemşerilerimizle bir arada olacağız. Sabahın 7'sinde sağ olsun Ethem Başkan'ın bizi buraya dikti. Bütün böyle kadın kollarıyla da geldik. Ben başta Bağcılar Trabzonlar Derneği Başkanı Ethem Coşkun ve yönetimine, yine Kadın Kolları Başkanı Aysel Hanım ve yönetimine, yine Gençlik Kolları Başkanı Burak ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Her sene Kemerburgaz'da, ben geçen sene de gelmiştim. Bu sene de davet ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir ambiyansla birlikte, muhteşem bir kalabalıkla birlikte hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Tabii burada ben geldim, herkese çay. Ben de evde Türk kahvemi yaptım. Termosuma koydum, geldim. Burada programın başlamasını bekliyoruz. Birazdan hemşerilerimizle beraber hem horon, hem halay, hem piknik yapacağız, mangal yapacağız, oyunlar oynayacağız. Muhteşem bir gün geçireceğiz inşallah. Ben bu arada Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de değerli başkanımla teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Başkanım, ben bir kuyumak çekmeye gideceğim. Çok kısa bir kez daha, çünkü her gördüğüm yerde seni sıkıştırmak zorundayım. Duygularını alayım, sonra ben kuyumak çekmeye gideceğim. O değil de şimdi Fatma'nın konuşurken şunu düşündüm. Ormana geldik, dağa geldik. Yani Fatma Şentürk'ten, Ahmet Güngör'den kurtulamayacağız biz yani. Yani bu güzeldi. Yok başkanım, bizden kurtuluş yok. Trabzonlular neredeyse biz oradayız. Karadenizler özellikle neredeyse biz oradayız. Ve özellikle efendim ormanda bile kaçamıyorlar bizden. Ben her ne kadar Samsunlu olsam da Fahri Trabzonlu olarak o başka da Fahri Trabzon beni ilan ettikleri için ben zaten sizden kopmuyorum. Evet, tabii bu işin espri sabah tarafı. Sabah iyi gömdün. Allah'ım bizi ayırmasın. Amin. Birlik beraberlik içerisinde bu güzellikleri hep beraber yaşayalım. Bizim zaten çalışmamız, isteğimiz, arzumuz bu. Efendim ben kuyumak yanmadan, dibi tütmeden kuyumağa gidiyorum. Devam ediyorum. Ki ben kuyumak yemeye gidiyorum. Öyle deme, sen iyiydi. O zaman gelin bakın ne var orada. Efendim kuyumak kuyumak dediler. Meğersem kuyumağı yapan bizim sevgili Kadın Kolları Başkanımız Aysel Ağırman'dı değil mi? Özdemir. Ha, Özdemir de var. Aysel Hanım. Kuyumağı yaparken niye bizi unuttun? Unutmadım. Bak orada şurada yaptım. İlhan Bey'e dedim ki özellikle Ahmet abiyi çağırın. Gelsin. Bitirmiş. Bir daha yapacağız ama. Daha yapacağız. Bu ilk. Daha çok yapacağız. Bizim olmazsa olmazımız. Evet, Kadın Kolları Başkanısın. Evet. Yeniden tanıyorum. Başkanım. Ben Aysel Arman Özdemir. Çaykaralıyım. Erzurumlu bir beyefendiyle evliyim. İki kız nerede çocuk annesiyim. Beyefendi? Evde. Onu getirmedim. Çünkü onlar çok yoğun çalıştıkları için. Ben yani... Müsaade istedi benden. Ben de tabii ki saygı duydum. Enişte, ha bu lezzeti tatmadın ya, çok şey kaybettin. Ekranda izleyince keşke gelseydin diyecek. Değil mi? Diyecek. Dedim. Çok şey kaybedeceksin. Kadın kollarında bizim ciddi anlamda eksikti. Ciddi anlamda eksikti. Ve İki sene kadar oldu galiba Kadın Kolları Başkanı'na geçeli. Üç sene oldu. Pandemiden önce başladık. Ciddi bir... Ama çalışmalar iki senedir devam ediyor. Ciddi bir çalışma oldu. Çok güzel bir çalışmalarımız var. Belediye bünyesinde STK çalışmalarımız oldu. Onda ilk 10'a girebildik. 108 dernek arasında. Evet. Şu anda da belediyemiz bütün STK'ları bir çatı altında toplayarak bir grup oluşturdu. Şimdi biz orada eğitim alacağız. Orada dernek başkanlarına görev verilecek. Teşkilatıyla beraber üzerimize düşen görev yapacağız inşallah. Çok güzel projelerimiz var. Masa kadın kolları mı yoksa misafirler mi? Masa kadın kolları. Kadın kolları. O zaman şöyle yapacağız. Mikrofonu misafir, veriyorum. Ali Başkan'ı misafir. Mikrofonu veriyorum sana. Masayı tanıtıyorsun bana. Tamam. Peki. Trabzon Derneği Teşkilat Başkanı'mı tanıtıyorum. Buyurun. Funda Toplu. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. Her yıl geleneksel Trabzon Derneğimizin pikniğine katılıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten kıvanç ve mutluluk duyuyoruz.
misafir konuklarım Bahçelievler'den geldi. Onları da tanıtıyorum. Aysun Baltacı, Bahçelievler Büyük Birlik Partisi'nden Marlı Başkanıyım. Ayrıca Bağcılar Zonguldak Derneği'nin kadın kolları yardımcısıyım. Aysun Hanım'ın kadın kolları Trabzonlar Derneği'nden misafirdik. Misafirliğini buraya geldik. Teşekkür ediyoruz kendilerinize. Adım Pervin Küçük. Aysel arkadaşıma desteğe geldik buraya. Güzel bir organizasyon. Her şey için çok teşekkür ederiz. Evet, biz de teşkilattan Ethem abiyle beraber çalıştık. İsmim Şenay Alkan. Ben de Bağcılar'da oturuyorum. Trabzonluyum. Burada olmaktan huzurluyum, mutluyum yani arkadaşlarla beraber. Karadeniz'de hemşerilerimizle beraber. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ben teşekkür ederim katıldığınızdan dolayı. Merhabalar. Bağcılar Trabzon Derneği teşkilatındanım. Bu güzel günde, bu güzel ortamda bulunmaktan çok mutluyum. Ve başkanıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Milli Vekil Hareketi İstanbul İl Başkanıyım. Aysel Hanım davetiyle bu programa katıldık. Uyumak çok güzel olmuş. Biraz da tadına bakacağız. Teşekkür ederiz. Katılımınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben Ayla Kaç, Milli Vekil Hareketi İstanbul İl Başkanı'nın vekiliyim. Aynı zamanda Trabzonluyum. Aysel Hanım'ın davetiyle geldik. Dernekte de inşallah görev alacağız. Teşekkür ederim. Ben gerçekten çok güzel bir organizasyon. Kolay olmuyor ama biz gerçekten bunu severek yapıyoruz. Emeği geçeni başta Ethem Başkan olmak üzere belediye başkanımıza ve bütün teşkilat mensuplarına, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımdan dolayı arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim beni kırmayıp da geldikleri için. Size de iyi yayınlar diliyorum. Abi ben uyanık adamım ya. Vallahi şimdi abi kendimi yordum. Zengin masaya geldim. Bak, maşallah. Herkesin masasında mükemmel ürünler var ama burası ne de olsa Yavuz Berdin'in masası. Kardeşim. Ara sıra benim sponsorum ha. Yani benim için ara sıra da hep gönlümün sponsorusu. Engin Yavuz Perde. Bir tanıyalım seni sonra masayı tek tek tanıyacağız. Evet. Engin Yavuz. Trabzon Maçkalı'yım. Bu arada 1984'te. Trabzon Maçkalı. O kadar uzağız ki aramızda 60-70 metre var. Senede bir görüşüyoruz. Evet. Ya İstanbul yoğunluğu, iş yoğunluğu biraz böyle ister istemez ayrı düşüyoruz ama böyle etkinliklerde yine buluşuyoruz. Sevdiğimiz insanlarla böyle senede bir de olsa bu fırsatı yapmaya çalışıyoruz. Yani çok güzel bir ortam. Bugün hava da güzel. Misafirlerimiz de çok güzel. İsmail Bey de davetlim üzerine geldi. Çok değerli bir abimiz. Döneceğim İsmail Biz Bey'e de. Perdeciyiz ama şimdi biraz deyince özür dilerim. Şimdi efendim Yavuz Perde'nin şöyle bir huyu var. Kendim yaşadığım için iki tane dedi ki abi sana perde yapacağım. Dedim var yeni olmaz. O zaman dedi tül yapayım. Ben de iki tane tülü ölçtüm. Hanım dedi ki herif o pencere bu pencere dedi farklı. Ben de eski inşaatçıyım. Saçmalama dedim. Pencerelerin boyutu aynıdır. Maalesef hanım haklı çıktı. 10 santim perdenin biri kısa geldi. Engin'i aradım. Böyle yengen dedi ki abi sıkıntı yok. Yani müşterinin kusurunu bile kendileri üstlenerek o hatayı gidebilecek kadar işlerine titiz, hassasiyet gösteriyorlar. Ben bu yüzden çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Esnaflığın gerektirdiği bunlar. Sadece bize öz bir şeyler değil tabii de bütün esnafın bu esnekliği yapması gerekiyor. Ama yani şuna gerek. Birçok esnaf diyor kardeşim ben derdin ölçüye. Çünkü sen ölçüyü almadığın için ben aldım sana gönderdim. Şimdi esnaf diyoruz evet, başına. Doğru. Şimdi esnaftan esnafa tabii değişebilir. Ama esnafın gerektirdiği şeyler bazen müşterinin hatasını bile kabullenmektir yani. Evet. Size döndüm. Ben gerçi mikrofonu Engin'ime vereceğim. Tanıtacak ama ben bir sizi tanıyayım. Adım İsmail. Tülperde toptancılığı yapıyorum. Engin Bey'le aynı esnaflık yapıyoruz. Sağ olsun, Allah razı olsun, böyle güzel bir organizasyona bizi davet etti. Ortam güzel, insanlar güzel. Masa güzel, sizler güzelsiniz. Çok teşekkürler. İstanbul'un böyle stresli, yoğun, tempolu bir hayatından bir günde olsa böyle güzel bir etkinliği yaptığınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Emeklerinize sağlık. Ben şimdi Buyurun. Ben şimdi bizi röportajı almamızı bekleyen tane kıymetli kardeşim var. Onlarla da ben röportajı aldıktan sonra mikrofonu baba
Kimler var masada Engin? Baba, aile dostumuz. Onlar da çoluk çocuk, anne, arka masa komple benim çekirdek ailem. Mikrofon kazası oldu. İsmail abimin ailesi, kızları. Peki, hep bir aileyiz yani. Merve'nin arkadaşının babası diye. Arkadaşının babası. Hanımın babası. Benim kızım öğretmen. Benim de aynı sitede. Bunu senin okulun mu? Benim kızın okulunda okuyor senin oğlan. Öyle mi? Tabii. Ha, önceden evet. Siteden de komşumuzdu herhalde. Evet. Evet. Ya aynı yerde zaten siteden. Evet, ben şu iki değerli insana kardeşim yanına gideyim. Ondan sonra mikrofonları tek tek göndereceğim. Bizi izlemeye devam edelim. Efendim, ben sanıyordum ki röportaj alıyorum. Kardeşlerim beni bekliyor. Meğersem çalışıyorlarmış. Sizi tanıyabilir miyim? Ben İsmail Çalışır'ın eşiyim. Pikniğe geldik. Davet edildik. Engin abi tarafından. Misafir olarak geldik. Ya Engin'im, hem misafir hem de çalışıyor. Peki sen de mi misafirsin yoksa? Ben İsmail'in kızıyım. Misafir. Ya İsmail'im, Allah aşkına bu ne kardeşim böyle? Misafirler çalışıyor, ev sahipleri yiyor. Bu ne biçimmiş bu? Abi herkes, biz misafiriyor be abi, hepimiz Türkiye'liyiz. Vallahi ben açık konuşayım dedim ki herhalde oturmak için benim röportajımın bitmesini bekliyorlar. Abi, meğersem çalışıyorum. Sucuklu yumurta yer misin? Sucuk. Abi bizi bırak bir an önce git de tabii ki yiyeceğiz. Oturalım hep beraber sucuklu yumurta yiyelim. Peki, kuymak yapmayı biliyor musun abi? Kuymak yapmayı biliyor musun? Abi. Bize bir kuymak yaparsın. Yaparım. Yap da yiyek abi o zaman. Benim yapmış olduğum kuymak en az 20 santim uzar. İddiaya girelim mi? Ama Engin, bir ara getireceksin kızımı, kardeşimi. Kuymak yarışması yapacağız. Senin dükkanda ben tüpü getireceğim. Tamam abi. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, ben şimdi mikrofonu veriyorum. Şimdi masamızı tanıtalım. İsmail Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Ben İsmail Çalışır. Tülper'de toptancılığı yapıyorum. İstanbul'dayım. Beylikdüzü'ndeyiz. Engin Yavuz'la aynı meslek grubundayız. Allah razı olsun bizleri böyle güzel bir etkinliğe davet ettiği için. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ahmet abi, biraz trafik yoğunluğu vardı. Telefonda beni tehdit ediyor. Mala diyor 10 sent zam yaptım diyor. Bilmiyorum, biraz da ciddiye aldım sanki. Tedirgin olmaya başladım. Bunu çözeceğiz mi İsmail Bey? Tabii ki çözeceğiz. Zengin böyle teşekkür güzel ediyorum. Olursa çözülüyor. Evet, bugünü güzel geçirmemiz lazım. Evet, muhtemelen benim eşim, dünya varlığım. İnşallah ahirette de o bizi kabul ederse birlikte oluruz. Hava Hanım, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Engin Yavuz'un eşiyim. Ben de eşimle çok memnunum. İnşallah Rabbim iki cihanda da birbirimizi ayırmaz. Karadenizli Trabzon olmak bir ayrıcalık. Çok güzel bir hemşerilerimizle çok güzel bir araya geldi. Çok güzel bir kahvaltı, çok güzel bir gün geçiriyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Ahmet abi, hanım Balkan şampiyonudur, karatecidir. Böyle biraz alçak gönüllü ama eski Türkiye şampiyonu kendisi karatede. O yüzden bu kadar mütevazı. Yani yok, onun için değil yani, kendi mütevazı ama orayı karıştırmayalım şimdi. Ha, tabii öyle olmak gerekiyor. Sevim teyzem. Bu... Ben de çok mutluyum bu böyle bir aileyle beraber olduğumuz için. Tamam. Sevim teyzem bizim aile dostumuz. Eli çok lezzetlidir. Gördüğünüz börek, işte şakşuka, bu böyle el işlerini Sevim teyzem ve muhterem eşi İbrahim Bey. Biz söz aldık, bütün malını mülk bana bırakacak. Onun için diyor bana, evet, fazla diyor beni konuşturma. Evet. Onun için bir anlaşmamız var, gizli. Sözündesin değil mi anne? Sözündeyim. Evet, tamam o zaman. İbrahim Bey, sizi de tanıyalım. Ben Karabüklüyüm. Trabzon'un Kenarcığım'dan. Evet. Hani biraz aşağıdayım ama olsun. Yine de Karadenizliyim ben. İbrahim abim hem aile dostumuz, evet, hem büyüğümüz, abimiz. Yıllardır kendisini beraber çok seviyoruz. Bir çorbası var Ahmet abi. Yani dillere destan. Yok böyle bir şey yani. Yok. Yani hepsi ama o çorba çok farklı bir şey. Ya onları saymıyorum bile yani. Düşün. Babam, hanımın babası değil mi? Benim de babam tabii. Kahraman Aydın Maçkalı. Trabzon Maçkalı.
Engin Yavuz'un kayınpederi. Havanın hangi babası? Havanın babasıyım. Halımdan da memnunum, sizlerden de memnunum. Allah razı olsun. Şimdi anlaşamadığımız bir konu var. Anam diyor ki mal senin, babam diyor ki mal kızın. Yapacak bir şey yok yani. Hala onun çatışması içindeyiz. Bakalım, çözeceğiz. Evet, misafirlerimiz de böyle güzel kızlarımızı da tanıyalım. Kızım Feyza. Merhaba, ben Feyza Çalışır, İsmail Çalışır'ın kızıyım. Bu etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de sizi aramızda gördüğümüzden dolayı çok mutluyuz. Bu güzel kızımızı da bir tanıyalım mı? Ben Zeynep, pastacıyım. Pasta yapıyorum. Öyle mi? Evet. Zeynep'te sözünüz var mı? Pastaları da inşallah kendisi gibi güzeldir ama... Abinin muhlama sözünü de aldık. Öyle mutlaka mi? Bekliyorum. Evet. Tamam, inşallah. Seni de tanıyalım abi. Damla ben. Evet. Ben de perdeciyim. Öyle mi? Evet. Nerede perdecisiniz? Firmada, aynı firmadayız. Öyle mi? Evet, hatta sonra ben bakıyorum. Sizinle konuşuyorum yani. Evet, biz siparişlerimizi... Evet, bana veriyorsunuz. Damla. Damla Hanım'a veriyoruz, doğru. Ben de kendisini daha yeni tanıdım. Telefonla evet, tanışıyoruz ama... Evet, evet. Görüşmemiştik ama. Siparişlerimizi çok sert dille alıyor ama kendisi çok yumuşak. Diyoruz ki ya Damla Hanım, biraz böyle bir aciliyet yapsak... Diyor Engin abi, telefonu kapatır mısın lütfen diyor. Tamam, peki diyorum. Asla öyle bir şey olmaz. Asla. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, hoş geldiniz. Şöyle bir de arka masayı tanıtsak. Oo, Ömer'imi kaçırıyordum az daha. Ömer'im. Ben Ömer Faruk Çavuş'um. Şöyle ben tanıtayım. Ömer'im yeni askerden geldi. Cengaver gibi bir çocuk. Gelecekte diyelim inşallah benim en büyük ortaklarımdan babasını kandırabilirsem. Evet. Yani babasını kandırmaya çalışıyorum Ahmet abi. Ticareti burada bırakalım, kendinizi tanıyalım. Buyurun. Ben Ömer Faruk Çalışır, İsmail Çalışır'ın en büyük oğluyum. Zaten tek oğluyum. Beraber buraya geldik, güzel bir gün geçirmek dileğiyle. Siz de hoş geldiniz, renk kattınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ahmet abi, şöyle bir çekirdek ailemi bir tanıyalım. Evet Ahmet abi, bizim medar iftarımız, baba yerine koyduğumuz, babamız memlekette. En büyük abim Süleyman Yavuz'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Buyurun. Hangi TV bu? Ahmet abimizin yerel, bütün herkese servis yapabiliyor. Çok özel bir abim. O zaman Ahmet abi, içten bir teşekkürlerimizi sunalım. Emeğini, zamanını bize ayırdığı için, buraya kadar teşrif edip bu güzellik, bu ortamı bize sağlayan, öncelikle belediye başkanımız Abdullah Özdemir'e, Bağcılar Trabzonlar Dernek Başkanımız Ethem Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz aile olarak. Güzel bir oluşum. Devamını istiyoruz. Biz İstanbul'da Karadenizler değil de Trabzonlular olarak ses getirdiğimiz için devamının da ses getirmek şeklinde devam etmemiz lazım. İnşallah kazasız belasız eğlenceli bir gün diliyorum bütün gelen misafirlerimize ve arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum. Bu hanımefendi benim analığım diyeyim. Kendinizi tanıtır mısınız? Filiz Yavuz, eşiyim. Evet, Filiz Hanım hem benim yengem, hem analığım, hem ana yerine koyduğum. Teşekkür ederim. Çok özel bir insandır. Sağ olasın. Sen de şimdi... evlat gibisin. Teşekkür ederim. Evet. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu da ortanca gelin diyeyim buna, gelin. Aksi hepimizi ipe çekiyor Ahmet abi, bildiğin gibi değil ya. Evet. Yani kurtulamıyoruz diyorum, nasıl diyeyim bilmiyorum. Ama çok seviyoruz kendisini. Evet. Bir isim soyisim alalım. Meryem Yavuz. Meryem Yavuz bizim için vazgeçilmezlerden bir tanesi diyeyim. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Çok konuşturursam mikrofonu alamam. Onun için burada kesmek zorunda kalıyorum. Önemli değil. Şimdi Selim abim, görüyorsunuz ailemizde bizim 4 erkek kardeşiz. Babam çok annem çok heveslendiği için kızım yok. Dırkın Selim abimle sırf kızı böyle hissetsin diye saçlarını onun için uzattı. Normalde uzun saç da sevmez ama sırf annemin gönlü olsun diye saç uzattı yani. Evet. Buyurun. Evet, annem 40'ından sonra kız yaptı. Bu da benim ufak biraderim. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Bir de bize Trabzon, her yer Trabzon. Şu an buruğuz biraz Beşiktaş maçından dolayı.
Olsun, keşke Beşiktaş kupayı alsaydık buraya daha farklı takımımız gelebilirdik. Beşiktaş-Trabzon maçında taraftarlarla aramızda hiçbir şey yoktu ama basın olarak basın çok kötüydü. Özellikle ATV Trabzonspor'un taraftarına sıfır yer verdi. Yani karşı taraf Beşiktaş'ın taraftarı vardı. Drone'la çektiği halde bile bizim taraftara sıfır yön verdi. Biz de artık böyle bir Trabzonlu olarak, Trabzonlular olarak basınımızı, kendi basınımızı daha öne çıkarmamız lazım. Daha çok tutmamız lazım. Yani buradan da şu an belki bu TV, Karadeniz TV olarak kendi basınımızı daha iyi, daha sıkı tutmamız lazım. Ahmet abi, şimdi konuya şöyle açıklık getirelim. Zaten Trabzonspor'umuz öncülüğü çekse Türkiye yerle bir olacak. Onun için bizi böyle bırakmazlar. Ama Beşiktaş taraftarına ve Beşiktaş'ı da kutluyoruz. Bizim kardeş takımımız. Bunlar da bizim geleceğimiz diyelim, çocuklarımız. Hepimiz, ortam güzel, muhabbet güzel. Size de çok teşekkür ediyorum. Hep kemençe çekiyoruz ama Galatasaray'dayım. Galatasaray'ı da kutluyoruz. Kemençe de oynayacağız, halay da çekeceğiz. Her yönden oynayacağız. Ben seni bir öpebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Ahmet abi, mikrofonu sana teslim etmeden önce Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdemir, Başkanımız Ethem Coşkun ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelen misafirlere de hoş geldin diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ahmet abi, gerçekten Trabzon aşığı bir kızımız var yanımızda, böyle yakalamışken Azra'cığım. Trabzon'u çok mu seviyorsun? Evet. Hem de bu piknik alanını çok sevdim. Bu piknik alanında eskiden böyle kirazlıya benzer bir şey vardı. Artık değişmiş. Alan böyle büyümüş. Burada sohbetler yapılıyor. Buraya çok sevdim ben. Horon oynamasını biliyor musun? Biliyorum ama şarkı söylemeyi daha çok biliyorum. Aa, şarkı dedi. Bir şarkı söylesene bize. Az bir saniye Ahmet abi. Bunun aynısından bir tane daha var. Bir tane daha var. Nerede o? Aynısından bir tane daha. Gelsene. Ama önce bir gel bakayım, gel. Gel az. Bak aynısından. Gel. Sen de otur yan tarafa. Bunlar da ikiz. Sen bir şarkı söylesene. Ay vurur yapmaya geldim kapınlara ya, sevdim Sudan'ı ha bu hallara koyan ay de dünyaya geldim sana sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a yürüdüm ya ya geldim ya ben anlatamadım ya sen anamsın eylere yavur oldum bana da bak. Bravo. Geleceğin Fatma Şentürk'ü Ahmet abi. Neyse ben sahneye gidiyorum. Görüşürüz fıstıklar, tamam mı?